Merhaba arkadaşlar, bugün doğadayız ve size mangal yakmanın, taş mangalda et pişirmenin püf noktalarını, ne tür soslar hazırlayacağımızı anlatacağım. Öncelikle benim elimde şöyle farklı bir düzenek, tüplü bir taş mangalım var. Taşımız özel arkadaşlar. Önce bunu bir yakalım. Evet arkadaşlar. Öncelikle mangalımızı evet arkadaşlar, şimdi mangalımızı yaktık. Şöyle hafif onun kızmasını bekleyeceğiz. Evet, biraz da üzerine yağ atıp onun kızmasını bekleyeceğiz. Peki nelerimiz var arkadaşlar? Öncelikle bir kere köfte hazırladık. Köftenin malzemelerini anlatacağım arkadaşlar. İçine neler katacağımızı anlatacağım. Sonra neyimiz var? Taş mangalda harika güzel bir et yapacağız arkadaşlar, bonfileden. Ve hemen yanında bir de, daha önce de tarifini vermiştim, evde mangala gitmediğinizde nasıl soslu tavuk yapacağınızı söylemiştim. Şimdi burada da aynı sosu kullandık ve mangalda pişirirsek lezzeti nasıl olur onu göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi kapat. Evet arkadaşlar, şimdi görüyorsunuz, biraz yağ döktük ve soğanla da güzelce taş mangalımızı temizliyoruz. Önceki mangaldan kalan yağımızı arındırıyoruz mangalımızı. Ve şimdi hemen köfteye geçelim. Köftenin ben size malzemelerini anlatayım. Ben burada hazırladım arkadaşlar ama ne var içinde ondan bahsedelim. Öncelikle olmazsa olmazı, bir kere kesinlikle ben yağlı kıyma çektiririm arkadaşlar kasaptan. Bakın bu çok önemli. Yağsız kıymayla köfte olmaz. Kesinlikle yağlı kıyma çektireceksiniz. İçine soğanımı attım. Sevmeyenler atmayabilir. Yeni bahar, kimyon, karabiber, bunlar olmazsa olmaz. Bu benim damak tadıma göre. Ama kimyonu muhakkak ki buna koyun arkadaşlar. Farkını, lezzetini görün. Galeta unu kullanabilirsiniz ya da bunun dışında ben evde ekmeklerimi kurutuyorum. Onları robottan geçiriyorum ve onu kullanıyorum. Harika oldu. Zeytinyağı dökebilirsiniz arkadaşlar. Bu ne yapar? Harcımızı yumuşak tutar. Hepsi bu. Köftenin basitçe harcımız bu. Şimdi hemen birkaç tane köfte hazırlayalım. O arada da mangalımız gördüğünüz gibi hazırlanıyor, temizleniyor ve kızıyor. İyice kızması lazım arkadaşlar. Taşın üzerine et düştüğü zaman o coş sesini duyacağız. Tamam Emre. Şimdi evet arkadaşlar, şöyle küçük küçük hemen köftelerimizi yapıyoruz ve atıyoruz arkadaşlar. Bende cüzdanım var, alayım getireceğim. Yeterince dinlenmiş saatiniz, gördüğünüz gibi hiç zorlanmadan bunu hızlıca yapabiliriz.
Evet arkadaşlar, bakın köftenin olayı budur. Şu an cızırtı seslerini duyuyorsunuz. Ama ne yapacağız? Sık sık çevireceğiz. Suyunu kaybetmesin. Aşırı pişirmeyeceğiz. Bakın görüyorsunuz, kızardı ama sulu. Bu çok önemli. Yağlı et olursa arkadaşlar suyunu kaybetmez. Bir de hızlı çevirirseniz mühürler, pişirirseniz çok daha güzel olur. Ama abi değil mi? Yok. Arkadaşlar bakın, şimdi köftelerimiz pişiyor. Biberlerimizi attık yanına güzelce. Ben size şimdi bir de bonfilemizi anlatayım arkadaşlar. Bakın ince ince kesilmiş bonfile. Ne yapacaksınız? Tuz, karabiber ve zeytinyağı arkadaşlar. Bunu 1 saat 2 saat önceden koyun. Bırakın dinlensin. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Taşınız yeter diye kızgınsa bunu üstüne atmanız yeter. İşte bu, bakın. Ses geliyor, cızırlıyor. Bitti. Bunu çok hızlı çevireceğiz. Başka da hiçbir şey yok. Lokum gibi bir et yemiş olacaksınız. Ama zeytinyağı mutlaka dökmeniz lazım. Yani etiniz yağlı olacak. Akın Bey. Evet arkadaşlar, lokum gibi bir et daha pişiyor. Görüyorsunuz. Böyle güzelce hızlı hızlı çeviriyoruz. Evet, videoyu çeken Emre arkadaşımız. Şimdi sana da soralım, köfteleri nasıl buldun? Köftelerin özellikle tuzu çok hoşuma gitti. Yani ben tuzsuz köfte sevmiyorum ama tabi çok tuzlu olunca da acıymış gibi. Farkını da gördün değil mi? Çok güzel bir tat vermiş. Çok güzel bir tat vermiş ama ben asıl eti merak ediyorum. Uzun zamandır ben böyle dövülmeden yapılan bir et yemedim. Onu merak ediyorum, içi pişmiş mi diye. Şimdi böyle yanmadan ve içi pişmiş olunca yani evet, Nusret'e rakip olabilecek misiniz, onu merak ediyorum. Sonuçta o da Erzurumlu. Bakalım, bizim imkanlarımız farklı ama lezzetimiz aynı olacak inşallah. İnşallah. Evet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi en sonda tavuklarımızı attık. Daha önce nasıl sosladığımızı zaten önceki videomuzda göstermiştim. Onu fırında yapmıştık, bunu da mangalda yaptık. Görüyorsunuz harika. Hem kızarıyorlar hem sulu kalıyorlar. Müthiş bir lezzet oluyor. Gördüğünüz gibi bakın, sulu sulu şişmiş. Harika. Evet arkadaşlar, bu tarz videolarımızı devamını bekliyorsanız beğen butonuna tıklayın. Ve bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın.